Ülkücü yazar MHP'yi topa tuttu. AKP'nin ballı ihalelerine taşeron oldu. Ülkücü yazar Yavuz Selim Demira, eski partim diyerek MHP'yi topa tuttu. Partideki değişime dem vuran Demira, mevcut iktidarın ballı ihalelerinde taşeron olma yöntemi tercih edildi dedi. Ülkücü kimliğiyle tanınan Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demira, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine değinen Demira, MHP'deki değişime dem vurdu. Kendisi gibi saldırıya uğrayan gazetecileri hatırlatan Demira, bir dönem mensubu olduğu ülkücü hareketin bireysel çıkar odağı haline dönüştüğünü söyledi. Demira, idealizmin hakim olduğu sırada abonman bileti olmadığı için belediye otobüsüne bile binemeyen adamlar yerine, makam araçlarına binen, pek etkili reislere dönüştü. Mektepten yeni mezun olmuş, meslek sahibi sözde idealistler iş bulma, ekmek kovalama derdi yerine mevcut iktidarın ballı ihalelerinde taşeron olma yöntemi tercih edildi dedi. Demirağın ilgili yazısı şu şekilde: "Sinan Ateş suikastının Türk siyasi tarihine ciddi kırılma olarak geçeceği aşikardır. Cinayette motosikleti kullanan Vedat Bey'in üzerinden Wi-Fi cihazının çıkması suikast planının teknik takipten kurtulmak için ayrıntılı hazırlandığının göstergesidir." Israrla bu sütundan, kusursuz cinayet olmaz, gerçeğinin yazıyorum. Ve son 5 yılda yapılan saldırıları örnek vererek, cezalandırılmamanın yanında, zanlıların ödüllendirilmesi yüzünden şiddetin artarak silahlı cinayete kadar varacağına dair öngörülerimizi dillendirmiştim. Keşke haklı çıkmasaydım. İlk saldırılarda hukukun gereği yerine getirilmiş olsa belki de, şebeke, bu kadar cesaretlenemezdi. Saldırganlar ödüllendirilemezdi. Teşkilat adına cezalandırma yöntemi karşısında çoğunluk ne yazık ki suskun kaldı. Öyle ki saldırıya uğrayanlar durumlarını ısrarla gizlediler. Aile içinde kalmalı anlayışına sığınarak bu günler de geçer zihniyetiyle geçiştirdiler. Oysa enses denilen aile içindeki bu saldırılar gizlendikçe aslında bunlar hak ediyor algısı oluştu. Yeni Çağ gazetesi ve yazarlarına yönelik saldırılarla başlayan, şerefsizlik bir bakıma, gelenek, haline dönüşmesinin baş müsebbipleri şimdi yalandan, tepki gösteriyormuş gibi yaparak günah çıkarmaya çalışıyor. Adını bile anmaktan imtina ettiğim, ederi olmayanlar, lidere sadakat şerefimizdir, ilkelliğini yürürlüğe koyup, kabir başında, yıkım görevlerini yerine getirip, yol açtılar töreyi çiğnemeye. Kendimi yakarım, diyen şuursuzların, lejyoner anlayışı, ile başladı bozulma. Ardından, kol kırılır, yen içinde kalıra sığındı bazıları. Fetret dönemi geçişidir. günler de geçer, denilerek saldırılarda, davacı, bile olmadı kimileri. Çürümenin yolunu açtı. Bizim çocuklar, anlayışı. Şebekeden, çeteye evrilmenin ayak seslerini göremedi, eski yol arkadaşlarımız. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, teslimiyetine sığınanlar, bu merang gibi günün birinde hedeflerin kendileri olacağını da hesaplayamadılar. Omuzdaşı, koldaşına reva görülen saldırılar karşısında suskunluğu tercih edenler, yarın öbür gün kendilerine sıra geleceğini öngöremeyecek kadar kör rolüne bürünmelerinin hesabının tarih önünde verileceğini de tahmin edemediler. Ve var her birinin. Bir dönem mensubu olduğum hareketin evrilerek bireysel çıkar odağı haline dönüşüne dair endişelerimizi duymaya tahammül edemediler. Yazık ve gelinen nokta milyon dolarlık servetlere ulaştı. İdealizmin hakim olduğu sırada, abonmun bileti olmadığı için belediye otobüsüne bile binemeyen adamlar yerine, makam araçlarına binen, pek etkili reislere dönüştü. Mektepten yeni mezun olmuş, meslek sahibi sözde idealistler, iş bulma, ekmek kovalama derdi, yerine, mevcut iktidarın ballı ihalelerinde, taşeron, olma yöntemi tercih edildi. Üzerine 15 Temmuz sonrası, FETÖ borsası, eklendi. Ve milyon dolarlık sermayeler oluştu. Öylesine yozlaştı ki kişisel hırslar ile hesaplaşma alanına dönüştü Okanlı pazar. Sözü fazla uzatmayalım. Sinan Ateş, kendisine gelen bilgilerden rahatsız olduğu için bu pazara isyan etti. Genç yaşta, milyon dolarlık, servetlerin izini sürdü. Çok para haramsız, çok laf yalansız olmaz, özdeyişi ile yetiştiği için bu konuda, suistimal edenlerin peşine düştü. Nitekim, yasa dışı işlere bulaşanları, tespit etmeye başladı. Sinan Ateş suikastında, lütfen tutuklananların kimliklerine dikkat edelim. 4-5 kafe sahibi, 8-10 yılda Ankara'nın en güzide arazilerinde 84 dönüm çiftlik evi. Milyonluk villalar. Bir o kadar arabalar. Çetelerin yanında İstanbul Emniyetinin de vekaletli avukatı. Bu soruşturmanın bana göre en önemli süreci masak, olmalı. Mali Suçlar Araştırma Kurumu bu suikasta adı geçenlerin para hareketlerini incelemelidir. Kimin, kiminle iş tuttuğu açığa çıkarılmalı.